Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Roger. Merhaba ufaklık. Umarım tablet sırasının bana geldiğini fark etmişsindir. Yarım çay kaşığı yapıştırıcı. Hadi ama ufaklık, sıra bende ve ben inşaat videosu izlemek istiyorum. Tableti sırayla kullanacağımızı daha önce de konuşmuştuk. Çeyrek çay kaşığı da dilediğiniz renkte gıda boyası koyacaksınız. Gıda boyasının renklerinde en sevdiğiniz, en sevdiğiniz yeşil, kırmızı, pembe İşte böyle. Renklerden yapabilirsiniz. Şimdi bir saatlik inşaat videosu açayım da keyifle izleyeyim. Yani o kadar parlamasını istiyorsanız o kadarcık da sim koyun. Ah, o da ne? Şarj bitmek üzere. Nerede bu şarj aleti? Seni küçük yaramaz. Hemen o şarj aletini bana ver. Yavaş, kuleye çarpacaksın. Hey 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 hey! Bu Ömer'in haftalardır üzerinde çalıştığı proje ödeviydi. Ben yapmadım. O yaptı. Ya! Çok az vaktimiz kaldı. Acilen bir plan yapmalıyız. Haklısın Patakop. İlk işimiz malzemeleri bulmak. Ardından projenin aynını yapmamız gerekecek. Ben ihtiyaç listesini çıkardım. Hadi hemen malzeme bulalım. Öncelikle kağıtları kesmek için makas. Ha, makasın yerini biliyorum. Peki karton kağıtlar? Ufaklığın çekmecesinde bir sürü var. Kibrit çöpleri sorun değil. İyi bir yapıştırıcı. Masanın üzerinde olacaktı. Son olarak kar efekti için kullanacağımız şu malzeme var. Dert değil dostum. Oyun hamuruna benziyor. Öyleyse ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Ufaklık, sen bu işe karışma. Gidip video izlemeye devam et. Ben de bu işe karışmayıp video izlesem olur mu? Sadece şaka yapmıştım. Harika oldu. Şöyle durayım da benim bir fotoğrafımı çekeyim. Hop. Maketi karla kapladık mı bu iş bitti demektir. Ben hemen oyun hamurunu getiriyorum. Aa, bu da ne? Oyun hamurunun kapağı açık kalmış. Hamur taş gibi olmuş. Öyleyse onun yerine başka bir malzeme bulmalıyız. Buldum. Tıraş köpüğü. Olmaz. Hiç dayanıklı değil.
Peki pamuk olsa? O zaman gerçeğine benzemez. Artık arkadaşlar. İlk olarak bir bardak ılık su içine gıda boyasını ve yarım çay bardağı yapıştıracak diyoruz. Bize slime videosu mu izletmek istiyorsun? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ufaklık? Bir dakika. Slime mı dedin? Doğru ya. Karlar oyun hamuru değil, slime'dan yapılmış olmalı. Hemen nasıl slime yapabileceğimizi öğrenmeliyiz. Ne gerek var? Inga nasıl yapıldığını zaten biliyordur. Ömer'in gelmesine yarım saat kala maketi bitirdik. Şimdi ne yapsak acaba? Bana kalırsa hazır öğrenmişken slime yapmaya devam edelim. Belki slime rekoru kırabiliriz. Ne dersiniz? Evet, tam 5 kilo slime yapalım. 5 mi? 5 kilo slime herkes yapar. 15 kilo yapalım. 15 az. Daha fazla yapmalıyız. Bence tam 2 kilo yapalım. Bravo homi. Her işte olduğu gibi matematikte de bir harikasın gerçekten. Gölge oyunu. Herkes hazır mı? Evet. Ömer'lerin misafirliğe gitmesi mükemmel oldu. Böylece bütün gece maç yapabiliriz. O zaman yenilgiye hazır olun. Eminim bu sefer biz kazanacağız. Hadi bakalım. O kadar da emin olma Gumur. Ben kaledeyken gol atman imkansız. Bunu birazdan göreceğiz. Şimdi maça kim başlıyor onu belirleyelim. A mı B mi? B. Hadi bakalım. İşte bu. Şans bizden yana. Bu sefer sizi yeneceğiz. Değil mi ufaklık? Öyleyse başlayalım. Yoksa topu ampule mi attın? Hayır Homur, elektrikler gitti. Ne yani? Bu gece maç yapamayacak mıyız? Oysa ki bu geceyi iple çekiyorduk. Hey! Inga! Neyin var? Sanırım Inga karanlıktan korktu. Korkma ufaklık! Korkma Inga! Hepimiz buradayız. Ağlama ufaklık. Elektrikler birazdan gelir. Ve biz de maça kaldığımız yerden devam ederiz. Aa,
Topu görünce nasıl da sustu. Bence ufaklığı susturan şey top değil. Duvara yansıyan gölgelerimiz. Bakın nasıl da heyecanla seyrediyor. Vay canına! Bu aklıma harika bir şey getirdi. Hazır mıyız? Evet! Evet! Öyleyse başlıyoruz. Masalımızın adı Kırmızı Baretli Gumur. Çok heyecanlı. Şşşt! Yıllar yıllar önce çok uzak diyarlarda Gumur adında akıllı mı akıllı, güçlü mü güçlü bir kepçe yaşarmış. Bir gün annesi Gumur'un kepçesine bir bidon mazot ve bir teneke yağ yükleyip onları yaşlı büyükannesine götürmesini istemiş. Peki anne, sen hiç merak etme demiş Kırmızı Baretli Gumur ve hemen yola koyulmuş. Ormanda şarkılar söyleyerek giderken karşısına bir anda dev bir dozer çıkmış. Gumur bu dev dozerden hiç korkmamış. Dozer küçük Gumur'a demiş ki, merhaba ufaklık, nereye gidiyorsun? Büyük anneme gidiyorum, ona ihtiyacı olan malzemeleri götürüyorum diye cevaplamış Gumur. Bak sana ne diyeceğim, büyük annenin evine kadar yarışalım mı? Hem belki senden önce oraya varırsam ona senin geleceğini de söylerim demiş dozer. Neden olmasın demiş küçük Gumur heyecanla. Ne de olsa mücadeleyi ve yarışmayı çok seviyormuş. Büyük dozer hızlıca önden gitmiş. Küçük Gumursa ona yetişmek için aceleyle peşinden koşmuş. Bence bu dozer kötü. Sessiz ol. Bir süre sonra küçük Gumur büyük annesinin evine ulaşmış. Büyük anne, ben geldim. Sana biraz mazot, biraz da yağ getirdim diye seslenmiş. Büyük annesi, kapı açık, girebilirsin yavrum demiş. Fakat büyük annesinin sesi biraz tuhafmış. Hastadır herhalde diye düşünmüş Gumur. İçeriye girince bir de ne görsün? Büyük annesi yatağında yatmış, yorganı üzerine çekmiş, fark edilmemek için perdeleri kapatmış. Hatırladığından daha farklı, daha büyükmüş. Tekerlerin neden bu kadar büyük görünüyor büyük anneciğim diye sormuş küçük Gumur. Büyük annesi, sana daha çabuk gelebilmek için yavrum diye cevaplamış. Peki kepçen? Kepçen neden bu kadar büyüdü? Demiş Gumur meraklı ve büyük anne yattığı yerden hızla doğrulup seni kolayca yiyebilmek için demiş. Hey Gumur sakin ol. Inga çok korktu. Sanırım bu masal ona göre değil. Demek öyle. O zaman hemen bir başka masal anlatayım. Yo, hayır. Bu sefer ben masal anlatmak istiyorum. Pekala. Madem öyle gel sen anlat. Masalımın adı Homur'un sihirli lambası. Lamba demişken elektrik nerede geldi?